ve yükselen burcu kova olanlara mutlu yıllar. Yani ülkemizdeki her insana mutlu yıllar. Türkiye'nin toprağı, taşı, altın çok kıymetli ya. Sevgi ve mutlulukla, aşkla, hayatla, umutla yaşayın. Her şey güzel olsun için. Işte. Evet biliyorsunuz ki iki yıldır çok zorlu bir dönem yaşıyordunuz. Bu yıl artık son son parkura geldi ki atlayacağız ve kurtulacağız dediğimiz döneme geçiş yapsın Çünkü 10. ev, 12. ev satürn 12. evinizde. 2020 transitleri, transit oluşumlarını ve dengelerini zorlayacak ama çok büyük bir dönemi kapatıp güzel dönemi de yapacak ama biraz sanki siz 12. evde maneviyat içsel kapanma, kendinizi sorgulama, inandıklarınızı kaybetme ya da çok dine bütün olmuş evreye kapan olabilirsiniz biraz normal akışına bırakmak lazım her şeyin fazlası zarar yani biz yaradana aitiz topraktan geldik yaradana teslim olacağız Bence fazlası e, e, ciddi anlamda e, ağır yani o yüzden kimi kovalar için uzun soluklu devam eden senaryo bitiyor yeni işler yeni başlangıçlar yani şöyle söyleyeyim emekli olmak istiyorum ben artık Orayı kapatıp gerçekten bekliyorum. Ben kendime iş kurmak istiyorum. Gerçekten içinizi bırakıp yeni bir iş başlatacaksınız. O yüzden e, yeni başlangıçlar, yeni bitişler, yeni kararlar. Yani sizin hayatınızda kadersel döngüyü 2021'e yepyeni bir kova burcu olarak yükseleni kova olanlar da giriş yapacak. O yüzden bence siz 2020'de son kulvarından dansını yapın. Yeniliklere adapte olun ve hedeflediğiniz emeklilik, yeni iş, yeni oturum, yeni ortaklık, yeni çevre, yeni arkadaşlıklara adapte olun. Çünkü genelde e, kova burçları bu sene maneviyattan kendi içsel dünyanıza kapandığınız için yeni arkadaşları ben ekliyorum. Yoksa haritanızda yeni arkadaşları görme vaktim bile yok. Ben uyuyacağım. Uyuyacağım değil de kendi maneviyatıma kapanacağım dediğiniz noktadasınız. Bence yeni bir oluşuma, yeni bir hayata atılmak için maneviyatı 12. evde 9. ev gibi hayal edin. Seyahatler, coşkular, arkadaşlar, çevre, tabii ki dinsel inançlar, dinsel kültürler evlere saygılıyız ama bu kadar da kendimizi kapatmamızı uygun görmüyoruz. Bir an telefonumuzun şeyi koptu e, evet, yönetmenim orayı tuttu yapıştı kızcağızın beli tutacak e, son iki burçta böyle perişan oluyoruz hatamız varsa çok özür diliyorum e, e, 12. evde sizi evet sosyal hayata kapatacaksınız ama aynı zamanda sizi yanlış, yalnızlaştıracak o yüzden diyorum ya size 9. ev konuda seyahatler arkadaş, ya da 11. ay dostlar arkadaşlar ya da 3. ev lise arkadaşlarınızla görüşün ne yapıyorsanız yapın yeter ki kendinizi kapatmayın Eee... Galiba e, kova burçlarına e, yılların verdiği bir yorgunluk ve içsel maneviyat ve inandığınız darbeleri çok fazla yaşadığınız için, yalnızlıkla ilgili ve mücadele ile ilgili çok sınandığınız için sanki e, biri kapınızı çaldığı vakit daha büyük bir travma atlatacağınız için o kapıyı açmak istemiyorsunuz. Hayır, hayır. Asla öyle bir şey olmayacak. Ben diyorum ki size çok iyi oluşumlar. Yani jüpiter Plüton ile 2020'nin ilk kavuşumu gerçekleştirecek. 12. evin ee, ee, ev konularını yaşadığın sıkıntıların en güçlü destek sağlayacak ama 12. ev zor bir evdir. Oradan bir an önce çıkmaya bakın. O yönünüzü lütfen çevreye konsantre olun. Evet demek ki emeklilik olma. Evliyseniz evliliğiniz bu şekilde bitsin. Yeni aşka girmek istemeyen e, kova burçlarına diyorum ki artık e, yalnızlık ruhsal evreyi geride bırakıyoruz. Gerçekten doğru dengeleri, doğru kavuşumları, doğru planladığımız takdirde ve enerjilerin sizin hayatınıza çok doğru akslara geçiş yapacak ama sizin öyle bir şey inancınız da kalmadığı için yani ben size ya, Jüpiter'in iyicil bir gezegen olduğunu ve bunun enerjisini görmen gerektiği ve bunu doğru değerlendirdiğin vakitte ticare hayal ettiğin ticaret yapmak, kendi restorantını, kendi kafeni, kendi alanını, kendi butik otelini bile açmak istiyorsan doğru planlamalar var da sende o hani ürkeklik kaygı endişesi çok fazla var. O yüzden size diyoruz ki 5. ve 11. ev iş ve Dostlarınızla geçireceğiniz çok keyifli hayatlar başlayacak. Hayal kırıklarınız geride kalacak. İnandığınız oluşumlar size çok hızlı bir şekilde yeni doğumlar, yeni siz yaratacaksınız. Yani Tanrı'm beni baştan yarattı diyeceksiniz ya. Rabbim sizi gerçekten iş, kariyer, çevre, oluşum, maaş ve parasal dengelerinizle ilgili de baştan yaratacak ama tabii ki bunun için. Ee, en çok bizi ne bek? 5 Mayıs'tan itibaren 5. ve 11. evde Ay düğümleri ikizler yay aksında oluşacağı için size artı kendinizi bulmanıza yardımcı olacak ve bu size evlenmek, hayatınızla ilgili kararlar, düşündüğünüz insana kavuşmak. Yani oluş aşk ve sevgiyi temsil ediyor 5. ev, 11. ev dostlar, çevre, arkadaşlar. Yani kendinizin daha büyük hani globallaşmış alandaki dostlarınızla diyaloğu temsil ediyor. O yüzden hem aşk hem mutluluk hem çevreye kavuşuyorsunuz. Ne mutlu size diyorum. Ve bu evrede de sosyalleştiğiniz ve çevrenizdeki insanlarda gelecek teklifler ya da yapacağınız ortaklık ya da oluşturmak istediğiniz planlarınız yavaş yavaş rayına oturacak ve bu bize der ki hayatta kayıplar var, evet ölüm var para kaybı var. Siz artık kaybetmeyi değil, kayıpları toparlamaya, geçmişi de tazeleme, geçmişle ilgili sorunları da iyileştirme dönemine gireceğiniz için bence heyecanlı bir yıla gireceksiniz. Evet ilk önce somurtan, mutsuz, umutsuz ama yılın ikinci yarısında mutlu, keyifli, dost, çevre, arkadaş, kariyer, iş, emekliliğinizi geri almak için can atacaksınız. Öyle bir dönem başlıyor sizin için. O zaman evlilik konunuzla alakalı e, hani bebek belki istemiyor olabilirsin, evlat edinme, hayvan sahiplenme ya da ne bileyim son umudum tüp bebek tedavisi de diyebilecek insanlara çocuk sevinci de veriyorum ben doğurmak mı emek vermek mi her ikisi de kıymetli. Eğer çocuğunuz olmuyorsa milyonlarca emek verip anne sevgisine ihtiyacı ya da baba sevgisine ihtiyacı olan o kadar yetimhanede çocuklarımız var ki anne babasız olanlar anlar. Ben onu çok iyi anlıyorum. O yüzden herkes evlat edinmeli. Herkes bir cana evlat edinmeli. Hayatta yediğiniz ekmek sadece o. Ee, Uranüs boğa burcunda hareketli sabit bir burç olduğunuzdan sizin için çok önemli. Yani dördüncü ev konuları aile ve kökler. Ne yapıyorsun anam aile köklerden? Kendinizi daha özgür ve kendinizi daha özgür ifade edeceğinizi. Çünkü eskiden çekingen aileye karşı konuşmama, kırmama, incitmeme dönemlerimiz vardı ya. Aile kökümüzü reddetme dediğimiz tavırlar sergileyeceksiniz. Yani evet ben hatalarım var ama anne olarak, baba olarak, kardeş olarak bunları yapmadınız ki diyeceğiniz noktaya gelecek ama kimsenin kalbini incitmeyin lütfen kovalar. Ölümlü dünyadayız. Ee, belki anne ve babalar kardeşlerinde hatalı olabilir ama siz bir kan bağısınız. Çatı her zaman... Zaman, hani yer yarılır yerin dibine mi girilir diye bir söz var Bence siz içinizdeki öfkenizi sakin ifade edin ki bu saatten sonra yüzünüze bakacağınız insanlara sert sözler sizi incitebilir gerek yok ee, Evet aileyle alakalı bir de baba köklerinizde sürpriz parayı da temsil eder yani beklenmedik paralar beklenmedik ev ve be bir de şöyle söyleyeceğim Eğer boşanmışsanız e, eski eşiniz size nafak ödüyorsa bununla ilgili dava açılıp ve bu davayı siz kazanacağınızı bile bile bu mahkemeyle de uğraşacaksınız. O yüzden bence insanların size ne açtığı önemli değil. Zaferin sizin için önemli olanıdır. Ben size açılan tüm dağları yasal, adalet ve hak olarak size geri bir sunulacağını. Ama ne diyoruz? Biz öğrenmeden öğrenci olamayız. Yani öğrenci olmadan öğretmen olamayız. İlk önce öğrenci olacağız sonra. Yani siz 2-3 e, yıldır çok ciddi anlamda öğrenciydiniz. Şimdi öğretmen olmaya başlayacaksınız. Bir de siz gruplaşmayı seven, insanlara çok anlatan, konuşan, yazan, ifade eden enerjik bir yapınız var. Bunu doğru dengelediğiniz sürece hayatınızdaki her şey çok doğru noktada ve doğru yüzleşmeyle bir de e, hani aileyle ilgili kırıcı olabilir ama gerçekten ailenizde şunu da sorabilirsiniz. Beni sevdiniz mi ya? Beni seviyor musunuz? Belki gerçekten bu duygularla da yüzleşmek isteyebilirsiniz. Aileniz bence sizi çok seviyor. Çünkü sizin cesur ve radikal olmanıza ve sizin bu hayatta tek başınıza mücadele etmenizde hayran kaldığı ve size bir şey olmayacağına inandığı için belki sevgisiz görünüyor olabilirler. Belki onu siz fark edemediğiniz için sertsiniz. Bir de onunla yüzleşmeniz gerekiyor. Sağlık konularını panik ataklarla alakalı. Çünkü 12. ev maneviyat, duygusal yalnızlık. Hani ben hop dedim 5. 11. ev attım ama siz ilk önce geçmişteki duygusal travmalarınız 2020'de yavaş yoga, meditasyon, nefes, psikolog, terapi, yani yürüyüş, spor. Size bu konularda kaygılarınızı, ani panikliklerinizi örtüşecek. Bir de bağışıklık sisteminizde bazı sorunlar yaşanabilir. E, o yüzden Panik atakta bağışıklık sistemi sorun oluyor. Çünkü biliyorsunuz ki stres bağırsaklarımıza, midemize gece kalk diyoruz, guk diyoruz. Bunlara sebep oluyor. Stresin en büyük sorunu vücutta hareketler yansıtıyor ama insanlar işte yediği yemeği aslında vücudun stres yüklü ve gaz çıkartması gerekiyor. O yüzden belki mide kontrolleri de yapıp bir psikiyatrist ya da dediğim teknikleri yaparsanız sevinirim. Yüksek eğitim almak isteyenler için bu yıl belki doğru bir zaman değil çünkü bazı beklenilen maddi paralar var. Bir dahaki 2021 yılına hani kariyer anlamında planlar yaparsanız çok doğru olacağını. Çünkü siz artık cesursunuz ama maddi dengeleri tam oturtamadığınız için cesur olamadığınızı görüyorum. 2021'de sizin kariyer hayatınızla ilgili yüksek öğretim, ne bileyim, profesör olmak isteyen olabilirsiniz. Bunun için e, bu hedefleriniz vardır. 2020'ye şimdiden başlangıç yapmış olur ve bu süreci de güzel başlatmış olabilirsiniz. Anne özlemi var bazı kova burçlarında, hasretle burnumda tutuyor. Yani ya da abla özlemi, ya kayıp mı var? Onu algılayamadım ama geçmiş özleminiz var. Yani resimler e, gözler kalbin aynasıdır, resimler de kalbin aynasıdır. Siz o resimler hayatınızda saklı çok bakmak istiyorsanız, e, bazen insanın kokusunu evet kokuyu çekmek istiyoruz ama ben diyorum ki. O koku hep evinizdeydi. Hiçbir yere gitmedi ki. Siz sadece o kokuyu unuttunuz. Yani koku her zaman sizde kalıyor. O yüzden mutlu bir yıl, sevinçli yıl, bereketli bir yıl, çocuk, eş, iş. Sadece farkındalığınızın farkına varıp e, kapanmaları yani ruhani kapanmalara karşıyız. Size güzel ve 5. 11. eğlenceli ve keyifli bir hayatı yansıtır. Bunları çok doğru yaptığınızda her şey size güzel gelecek. Mutlu yıllar.